Herkese yeniden selamlar. Uzun zamandır dosyasını açmak istediğim, son dönemde delirdiği söylentileriyle gündemden düşmeyen, her harekete olay olan bir ünlümüz vardı. Merve Bolur. Merve Bolur hayatımıza ardı ardına tutan ve efsaneleşen dizilerle girdi. Simsiyah saçları, ikonik kırmızı ruju ve oynadığı fatar karakterlerle marka haline geldi. Oynadığı dizilerin çoğunda başrol olmamasına rağmen kimi zaman başrollerden daha çok konuşuldu. Kendi ruj markasını çıkardı. Peki ne oldu da Merve bugün her Instagram postuyla dalga geçilen, çektiği ilişki tavsiyeleri videoları alay konusu olan, çıkardığı şarkıyı Yıldız Tilbe'nin anlam veremeyen bakışlara eşliğinde söylediği görüntüler magazin gündeminden düşmeyen biri haline geldi. Bu konuda teoriler var. Fakat biz bugün gerçekleri konuşacağız. Patlamış mısırlarınız hazır, koltuklarınız dik, adblockerlarınız kapalı konumdaysa başlıyorum. İnternet gündeminin, linçlerin, dramaların dürüst ve güvenilir adresine hoş geldiniz. İnternette yaşanan olaylardan haberdar olmak, dün Cahre'nin acayip linç edi diyen arkadaşınızın yanında boynunuz bükük kalmamak için bana abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Romeo... Neden yorumuyorsunuz sen? Ben mesela şu anda video açıp bir aktarımda bulunuyorum. Evet bugün seçmiş olduğum kavramlardan konuşmak istiyorum. Hedonizm. Müzik yapıyorum, sanat yapıyorum. Benim alacağız, de geçmiş geçmişte kalır. An çok güzel. Artık giydim herhalde evleneceğim bu gidişle ne dersin? <laughs> Baktığın zaman böyle yıldızı ve doğalına evrildi son zaman. <laughs> Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Merve Boluğur hiçbir zaman magazincilerle konuşmayı seven, hayatını açan bir ünlü olmadı aslında. Kendisini oynadığı dizilerde görmeye alışkındık. Bir de Murat Dall ilişkisi hakkındaki haberlerde. Ardından Merve Boluğur'un üstündeki spot ışıkları azaldıkça azaldı ve kendisi hakkında tatsız söylentiler ve spekülasyonlardan başka bir şey duymaz olduk. Mesela kendi markasının rujlarını koliler halinde yanına dolaştırıp, davetlerde pazarlamaya çalışması gibi. Arkada bir masaya makyaj malzemelerini serip satmaya başladı. Yanında poz cihazı gelmiş güzelim. Bir yandan 2010'larda marka haline getirdiği ikonik kırmızı rujunu, siyah küt saçlarını ve o dönemin trendine uygun kıyafetlerini asla terk etmiyor oluşu, spot ışıklarını tekrar kendisine çevirdi. Fakat Merve Boluğur'un topladığı ilgi bu sefer beğeni dolu değildi. Hem kıyafetleri hem de fotoğraflarını eklediği efektlerle bizi Retrika estetiğinin kabul gördüğü yıllara 2000'lere ışınlayan Merve'nin verdiği pozlarda meme haline geldi. Merve Bolur Allah aşkına komut bekleyen Sims karakteri gibi poz verip durma, üstüne tıklayıp koşturasım geliyor. Bunun üzerine Merve, NPC değil gerçekten insan olduğunu kanıtlamak için poz yelpazesini biraz genişletti. Ama Merve Boluğur'dan 2000'leri, 2000'lerden Merve Boluğuru çıkaramazsınız. Tam bu dönemlerde herhangi bir şeyde ya da herhangi birinde mantık aramayı anlamsız bulduğum pandemi senesi gündemine maske takmayı reddetmesiyle hızlı bir giriş yaptı. Hanım yine ve kurallar. Yine kuralları ediniz. İki tane ceza yediniz. Covid testi yaptırdınız mı son zamanlarda? Ardından Merve bir gazeteciye konu hakkında şunları söyledi. Ben sağlıklı biriyim. Allah daim etsin. Sağlık ondan gelir. Bu düşüncedeyim. Dolayısıyla bu bakış açısıyla değerlendiriyorum. Sağlıklı bir şekilde yaşam sürüyorum. Geçse bile benden sağlık geçer. Hatırlarsanız pandemi bize maalesef sadece maske gündemini getirmedi. Sokağa çıkma yasakları yüzünden kendiyle baş başa kalmayı öğrenmeye çalışan her bir ünlümüz kendi sakin ol çemp evdeyim anlarını yaşadı. Ekmek yapmak, Netflix dizisi bincelemek, boyama yapmak gibi popüler aktivitelerden nasibini alan Merve yaptığı puzzle'ı storiesinde paylaştı. Puzzle'ın 40 adetten oluşan parça sayısı bir miktar alay konusu oldu. Merve ise seneler önce Berak Tüzün Bebek'teki evinin balkonunda öpüştükleri görüntüler magazin basınınca boy boy yayınlanan Şahan Gökbakar'a şöyle bir cevap verdi. Ardından da stories'inde şunları söyledi. Bebek misin, deli misin? Bıdı bıdı. Onluk puzzle yapacağım, eğleneceğim. Karantinada da atom mu parçalıyorsunuz, aşı mı buldunuz? Sevgiler. Ve 40 parçalı puzzle kendisini tatmin etmeyince üniversite sınavına hazırlanmak gibi radikal bir karar aldı. İngiliz dili ve edebiyatı, çocuk gelişimi ve psikoloji olmak üzere 3 bölüm arasında gidip geldiğini söyleyen Merve'nin hazırlık macerası çok uzun sürmedi. Belki de verdiği en olaylı röportaj olan Maçka Park röportajında üniversite sınavına hazırlık sürecinin nasıl gittiğini soran muhabire şunları söyledi. Tam bilemediğim bir konu. Şu an biraz daha Başka şeylerle alakalı daha böyle. E, sınavdan vaz mı geçtin Merve aynı dönemde ekmeğini kendisi dışında herkesin yediği müzmin bekar imajından yola çıkarak ilişki tavsiyeleri verdiği kişisel YouTube kanalını açtı. Bebeğim sana bir şeyler ısmarlasam. Kanalına yüklediği videoların etkisi belki de istediğinden bile büyük oldu fakat muhtemelen istemediği şekillerde. Merve bulur biz de delirdik ama bak sen çok belli ediyorsun aşko. Merve Boluğur'un delirdiği teorisi kimi zaman videolarında telefonuna baktığı anlardaki mimikleriyle kimi zaman da attığı tiradlarla desteklendi. Romeo ne olur bırak at bu adı. Şimdi gelelim Merve Boluğur'un son girişimine. Şarkıcılık. Merve mağarada yaşamıyorsanız duyduğunuzda emin oldum şşşt isimli bir single çıkardı. <laughs> duyduğunuzdan emin olmamın sebebi şarkının hit olması, Spotify listelerinden düşmemesi, TikTok'larda kullanılması falan değil bu arada. Merve'nin Yıldız Tilbe'nin konserinde sahneye çıkarak şarkısını söylemeye karar vermesinin ardından yaşananlar. Doya doya, senin kalbini alacağım, Benimle de çıkarım oynayacağım. Bu görüntülere maruz kalan herkesin yıldız Tilbe'ye benzer tepki verdiği bu felaketin ardından verdiği röportajda Merve Bulur şunları söyledi: Allah şahit etme ve böyle bir e, kötü bir kafaya sahip olmaları biraz üzücü geliyor bana bu kadar kötücül olmak zorunda mıyız diye biraz e, serzenişte bulun sadece. Vay bundan ve kendine inancından hiçbir şey kaybetmeyen Merve, magazin gündeminin şu sıralar en sevdiği isim olmasının da yardımıyla Nişantaşı'ndaki Dark Unique Taste isimli mekanda tekrar sahne aldı. <laughs> Yemekle beraber fiyatı 2500 lira olan bu performansında Merve kendi şarkısı da dahil olmak üzere birçok şarkıya playback yaptı ve dans ederek gelenleri eğlendirdi. Kim bu gözlerinde Merve Buluğur'un gitgide ilginçleşen Instagram postlarının, magazin röportajlarının ve YouTube videolarının yanına bir de tartışmalı müzik kariyeri eklenince delirdiği söylentileri çığ gibi büyüdü tabii ki. Yalnız bu söylentilerin dayandığı tek bir nokta var. O da Merve'nin Murat Dalkılıç'la yaşadığı ilişki. Bir kadın delirdiyse de ancak bir erkek sebebiyle delirmiştir çünkü. İkili zamanında çok büyük bir aşk yaşadılar. Bir dönem 1.71 boyundaki Murat Dal Kılıç şeklinde başlayan magazin manşetleri sadece Murat Dal Kılıç Merve Bolur ilişkisi hakkındaydı. Murat Dal Kılıç Merve Bolur için şarkılar yazıyor, konserlerine gözlerinin içine bakarak söylüyordu ve 2015'te ikili evlendi. Ardından bana Aslı Enver Murat Boz çiftini hatırlatan bir olay yaşandı. Merve ve Murat'ın hararetli bir tartışmasından sonra Murat, arkadaşı Eser Yenenler'in evine gitti. Eser de eve kız arkadaşlarını çağırdı. Aynı Murat Boz'la geçirdikleri akşamda eve Bahar Can'dan ve arkadaşlarının çağırması gibi. Bunun ardından çiftin boşanacağı dedikoduları başladı ve 2017'de boşandılar. Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Bolurlu uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık. Sevgi ve saygı çerçevesine vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde herkesin saygıyla yaklaşmasını önemli rica ediyoruz. Ayrılma sebebi olarak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur. Ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim. Saygılarımla. Murat Dalkılıç. İlişkilerin bitmesinin ardından Murat Dalkılıç, Hande ile uzun süren bir ilişki adım attı. Merve Bolur'un ise ayrılığı atlatmak için psikolojik destek almaya başladığı konuşuluyordu. Daha sonra Merve, Hakan Sabancı dahil olmak üzere birkaç kişiyle kısa süreli beraberlikler yaşadı. En yakın zamandaki beraberliği ise senelerce Merve'nin Instagram postlarının altında fanlık yapmış olan bir hayranlığıyla oldu. Ardından bu da bitti ve geriye Merve Boluğur'un Murat Dağ Kılıç'la ilişkisinden sonra toparlanamadığı ve delirdiği söylentileri kaldı. Hatta Kılıç Merve Boluğur'a 40 yılda bir gibisin şarkısını yazıp 40 yıl düzelmeyecek bir psikoloji bırakalı 5 yıl oldu. Murat Dağ Kılıç sen bu ülkeye bir Merve Boluğur borçlusun. Merve Boluğur'un 9 yıl önceki röportajına denk geldim. Kadının diksiyonuna kadar her şey değişmiş. Murat Dağ Kılıç gerçekten yargılanmalı. Çünkü bir kadının ruhunu öldürmek de cinayettir. Herkes Merve Bolur'un delirdiğini söylerken, her hareketi dalga konusu olurken benim kafamdaki tek soru şu. Merve Bolur'un psikolojisi gerçekten sağlıklı değil mi? Yoksa biz sıradan olmayan ve olduğu kişiyi yansıtmaktan çekinmeyen herkesi deli olmakla mı yaftalıyoruz? Çünkü aslına bakarsanız Merve, YouTube kanalında konuştuğu birçok konu hakkında çok sağlıklı bir bakış açısına sahip sürekli hayata bir kere geldiğimizden ve yapmak istediklerimizi ertelemememiz gerektiğinden bahsediyor. Bu hayata bir kere geliyoruz hepimiz tabii ki. Bu süreçte de yapmak istediklerimi yapmak istiyorum. Muhtemelen Murat Dal Kılıç'la ilişkisi kastedilerek sorulan bir soruya ise şu şekilde cevap veriyor. Bugünlere gelene kadar yaşadığın zorluklar ve üstesinden nasıl geldiğimle ilgili soru sormuşlar. Gelemediğim zamanlar da oldu. Gelemediğimi kabul ettiğim zamanlar da oldu. Ağladım, üzüldüm, tepindim ama yani bir şekilde hayat geçiyor. Köpeğimin ölümü oldu. Gerçekten çok üzüldüm. Bir sene boyunca yas tuttum. Daha yeni yeni atlattım diyebilirim. Çok büyük bir sevgiyle sevdim onu. Hala da zaten duygulanıyorum. O biraz benim için zor oldu. Murat Dağ Kılıç'la yaşadığı ayrılığın hayatındaki en zor dönem olduğu düşünülürken Merve sorulan sorunun cevabında ilişkilerinden bahsetmiyor bile. Köpeğinin ölümünden bahsediyor. Hatta anlatırken gözleri doluyor. Yani Merve Boluğur'un geçmişe takılıp kaldığı ve artık neredeyse üzerinden 5 sene geçmiş olan bir ayrılığı aşamadığı düşünülürken kendisinin bambaşka dertleri ve zannedilenden çok daha farklı bir hayatı var. Merve her zaman güzelliğiyle ön planda olan, kırmızı rujuyla tanınmış bir selebritiyken, iken şu an güzelliğe ve bakıma bakış açısı bambaşka. Evet yani insanız dediğim gibi e, kaşımız da çıkabiliyor, buradan kılımız da çıkabiliyor. Bunlarla da barışık olmak çok önemli. Hani bu halimizde de güzeliz, doğal halimizde de, ev halimizde de. E, neyse işte hani buradan bir saç çıkmışsa okeyiz yani. Aşka ve ilişkilere bakış açısı da geleneksel kodlardan sıyrılmış durumda ilişkiye bir zorunluluk olarak bakmadığı gibi ilişkisinin olmamasını da bir eksiklik olarak görmüyor. Bence mükemmel diye bir şey yok. Kimse mükemmel değil. Herkesin kendine göre bence e, falsosu var yani. Evlilik dediğin şeyin e, çok düşünülmesi ve gerçekten hani o iki insan bir araya geldiği zaman bunu gerçekten isteyen, hani e, laf olsun yaşım geldi bilmem ne değil de. Merve'nin hayatta aradığı şey bir ilişki değil kendisi kişisel gelişimiyle ilgileniyor ve iç huzurunu bularak çevresel faktörlerden bağımsız şekilde mutlu olmanın yollarını arıyor. Bu yolda onu engelleyen her şeyden uzak durmaya, mahalle baskısına yenik düşmeden özgüvenini korumaya ve bu sayede özgür olmaya çalışıyor. Beni mutsuz eden şeyleri keşfetmeye başladım. Birisi öyle istiyor diye, bilmem ne öyle diyor diye değil de ben ne istiyorum diye. Zaten gene olarak da hep öyle bir tip. Eskiden o kadar değildim belki. Tamam okey kabul ediyorum. Çünkü o zaman başka heyecanlarım vardı. Kendimi ispat etmeye çalışıyordum ya da işte bir şeyin içindeydim. Ama bir süre sonra kendinizi tekrarlamaya başlıyorsun. Ben artık kendi üretimi yapmalıydım. Dolayısıyla kendisinin başarılı olma kriterleri de, başarı tanımı da tamamen değişmiş durumda. Artık kendisini tatmin etmeyen oyunculuğu bırakmaktan çekinmiyor, bu seçiminin maddi imkanlarını kısıtlıyor olmasına da aldırmıyor. İşte e, mesela oyunculukla ilgili de çok soru var, niye yapmıyorsun vesaire diye. Oyunculuk yapmak istemiyorum, tatminiyetim bitti. Yani dizi yapmak... Beni e, tatmin etmemeye başladı ve benim için hayatta her şey para değil. Merve'nin başarılı olmayı toplumun beklentilerinden tamamen sıyırıp kafasında apayrı bir yere koymasını getirdiği bir özgürleşme var. Bunun sonucu sadece oyunculuk yapmayı bırakması ve birçok başka ünlü gibi YouTube'a girişmesi değil. Merve'nin yaptığı herhangi bir işte mükemmeliyetçiliğin zerresi yok. Hatta çoğu işinin teknik olarak oldukça özensiz olduğunu söyleyebiliriz. Kamera hafızası yeterli olmadığı için tek seferde çektiği YouTube videolarını cümlesini yarım bırakarak kesmek zorunda kalıyor. İki videoyu kurguda birleştirmek yerine ayrı ayrı yüklüyor. Burada iki dakikam kalmış. Bazı kayıtları silmek istiyorum. İkinci video yapalım oradan devam edelim. Hemen kapatıyorum devam edeceğim. Dikey çektiği videoları yatay olarak yüklüyor. Videolarda söyleyeceklerini planlamıyor. Düşüncelerini aklına geldiği sırayla aktarıp bize resmen düşünce akışını sunuyor. Şimdi şu e, parkı göstereyim size. Bugünkü kavramımız hedonizm. Bunu nerede yapıyorum diye sorarsanız masaj çok hoşuma gidiyor. Şöyle simlenip bir de yağlarımı sürüp böyle keyif almak acayip hoşuma gidiyor. Hedonizmden yola çıkarak keyif aldığım şeylerden bahsedeceğim. Şöyle bir ürünüm var ve çantamdan ayırmadım. Ben tam bir jelibon hastasıyım. Hazcılıktan yola çıkarsak. Biliyorsun kumraları sevdiğim için jelibonum da kumral. Ve peçetemi yanımdan ayırmıyorum. Müzik kariyerine adım attığı şarkısının teknik yetersizliğinden bahsetmeye bile gerek yok sanırım zaten. Çoğumuz 40 gün 40 gece alınan şan derslerinin ardından dizlerimiz titreye titreye çıkacağımız sahneye Merve büyük bir özgüvenle çıkarak Yıldız Tilbe'nin şaşkın bakışlarının önünde şarkısını söyledi biliyorsunuz. Bu durumu tabii ki toplumun başarı algısından ve mükemmeliyetçilikten sıyrılıp özgürleşmek olarak yorumlamak zorunda değiliz. Çoğu kişi de böyle yorumlamadı zaten. Merve'nin videolarına o kadar fazla kötü yorum geldi ki kendisi videolarının neredeyse hepsini yorumlara kapamak zorunda kaldı. Şarkısına ve sahne performansına da gelen iyi yorumlar bir elin parmağını bile geçmez. Nişan taşında çalınan şarkılara eşlik ettiği kişi başı 2500 TL'lik performansı için de tepkiler benzer oldu. Biz Merve Bolor'u dinlemek zorunda kaldığımız için onun bize 2500 ödemesi gerekiyor aslında. <laughs> Şarkısı için dedem yoğun bakımda yatıyordu. Bu şarkıyı dinlettikten sonra hakkı rahmetine kavuştu. Huzur erdi. Sağ ol Merve ablam diyen bir kullanıcıya Merve'nin cevabı şu oldu. Ne güzel yardımcı oldum mirası aldınız inş. Bir röportajında ise Yıldız Silbe'nin sahnesine sergilediği performansla ilgili yorumlara önce çok da fifi diyerek cevap verdi. Ardından sesiyle oynandığını iddia etti. Hem kırıcı yorumlar var da fitri, evet. Evet, vardı sizi. Evet, dayananlar de vardı. Yani oynandığını fark ettim. Yani öyle bir şey yok yani. Bir komplo mu kurdular size yani aslında öyle ya bir şey Ya komple demeyeyim de ama bir şey var yani. Öyle bir şey değil yani hani. Anlayacağınız Merve'nin kötü yorumlara tepkisi ya görmezden gelmek oluyor ya da bu yorumlara kendinden çok emin bir şekilde cevap veriyor. Mesela verdiği pozlarla dalga geçilmesine tepkisi şu olmuştu. Poz vermeyi sizden öğrenecek değilim. Eleştiri dozu arttıkça Merve'nin de cevaplarının sertliği tabii ki arttı. Mahalle baskısını umursamadığını sık sık dile getirirken bu baskının suçunu da Türk halkına yükledi. Bir videosunda konuyu bir şekilde Britney Spears'a getirerek kendisi hakkında yapılan yorumlara belki de en sert cevabı şu şekilde verdi. Britney Spears gerçekten acayip işinde... Ee çok başarılı. Bazen insanların Britney Spears'a karşı da eleştirilerini görebiliyorum da pardon da Britney Spears'ı eleştirebilmeniz için Britney Spears kadar bir şeyler yapmış olmanız gerekmiyor mu? Lütfen biraz fesatlıklarınızı kötü niyetli düşüncelerimizi bir kenara bırakalım diye söylüyorum. Herkesin hayatında belirli zor dönemler olabilir. Hepimiz insanız. Hiçbirimizin birbirimizden bir farkı yok. Ama ünlü diye bir insanı kalkıp böyle klavyede artistik yapmanın bir manası yok. Çünkü yanına gelince o bir Britney, Britney Hanım diyeceksin. Bu özgüvenin yarısı bende olsa neler yapardım dediğinizi duyar gibiyim. İşte Merve Bolur da delirdiği teorilerine yol açan tüm hareketlerini bu özgüvenine borçlu. Merve Bolur kadar ünlü ve göz önündeyken basın belki de zar zor atlattığınız ilişkinize bu derece takıkken her şeye kulaklarınızı tıkayıp hiçbir profesyonelliğinizin olmadığı alanlara girişmek ancak böyle bir özgüvenle mümkün olabilir. Hayatınızın hiçbir noktasında müzikle ilgilenmemişken Şişt isimli bir şarkı çıkarmak bir şey, bunu Yıldız Tilbe konserinde sahneye çıkıp söylemek başka bir şey. Üstelik beğensek de beğenmesek de Merve Boğuluğur'un bu alanlarda başarılı olduğu bir gerçek. Kendisi hem 6 milyondan fazla görüntülenme almış bir YouTuber hem de biletini 2500 liradan satabilen bir şarkıcı. Günün sonunda insanların delirdiğini düşündüğü için meraktan tıkladığı videoları 3 dakikadan fazla izletip bir sonraki videoyu açtırabilmek de bu merakı paraya çevirebilmek de herkesin harcı değil. Merve Boluğur'un çoğumuzun zihnini meşgul eden ve başarılı olmamıza engelleyen düşünceleri aştığı kesin. Ama tabii ki üst insan falan değil. Daha önce ilişkilere bakış açısının sağlıklı olduğundan bahsetmiştik. Fakat toplumsal cinsiyet kalıplarını aştığını kesinlikle söyleyemem. Hatta kendisinin oldukça problemli fikirleri var. Biz kadın kadınlığımızın gereğini yapmalıyız ya bence. Erkeğin de ne bileyim o eve ekmek getirmesi, erkeklerin biraz erkek Nasıl diyeyim size öyle de demek istemiyorum ama ya gerçekten öyle hani kız gibi erkekler var anladınız mı? Benim bazı gay arkadaşlarım hakta daha erkek yani. Merve'nin bu laflarını dinlerken nasıl bir kriz geçirdiğimi tahmin edebilirsiniz. Ama yine de kendisinin birçok konuda çok olumlu bir yola girdiğine eminim. Ve özgüveninin ilham verici olduğunu düşünüyorum. Sanırım Aydilge de benimle benzer şeyler düşünmüş olacak ki Merve Bolur'la uygulanan siber zorbalığa karşı tepkisini geçenlerde şu şekilde dile getirdi. Merve Bolur'la dalga geçip tüm dertlerinizi unuttunuz mu? Yoksa sürdürüp biraz daha can acıtmak ister misiniz? Kendinizi böylece daha akıllı mı hissettiniz? Zaten şahane meziyettir topluca alay etmek. Bile bile onu oraya çıkaran iyi niyetli insanları da tebrik ediyorum. Merve Bolur ile ilgili bir tweet attım. Kısacası yetmedim artık bu toplu dalga geçme hali dedim. Kendisiyle hiç tanışmadım ama kelimelerle insan dövmenin ne kadar incitici olduğunu biliyorum. Peki ne oldu? Duyar kasmakla suçlandım. Çünkü artık zorbalık çağı, güç çağı. Duyarlı olmak inandırıcı değil. O artık kasılan bir şey. Doğal olan fırsat buldun mu dalga geçmek. Filmlerde zorbalar hatalarını fark edip utanırdı. Gerçekte evet geçtik sana ne sen kimsin be duyar kasma la diyecek kadar özgüvenliler. Haklılar artık düşene bir de sen vur çağı. Kendi acını başkasını acıtarak çıkarma çağı. Ben hatalıyım duyar kastım çünkü hala duygularım var. Toplu eğlencenize limon sıktım özür dilerim. Aydilge'ye katılmakla beraber Merve Buluğur'un kendisi hakkındaki bu bad press'ten ve duyulan ilgiden faydalanarak bambaşka yollarda emin adımlarla ilerlediği bir gerçek. Yani Merve Bolur haberlerini gündemden silmek mümkün de değil, gerekli de. Bana sorarsanız yapılması gereken şey delirdi laflarıyla siber zorbalık yapmadan goy goyumuza devam etmek ve Merve Bolur'un çıktığı bu yolculuğu popcornlarımız eşliğinde izlemek. Bugünlük de benden bu kadardı. Uzun zamandır tek bir kişiyi ele aldım bir dosya videosu yapmamıştım. Çok özlemişim. Siz de beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve bana hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Drama dozlarınızı günde 3 öğün, internet magazinini damardan almak için beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilir ve discord serverımı uğrayıp bana bir selam verebilirsiniz. Kaos dolu başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.